Arkadaşlar merhaba, DGS başvurularımız bugün itibariyle başladı. DGS başvurularını yaparken dikkat etmeniz gereken başlıklara ve DGS başvuru kılavuzunda açıklanan DGS kontenjanlarını değerlendireceğimiz videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, DGS başvurularını yaparken karşınıza gelecek bir zorluk seviyesi açıkçası bulunmuyor. Zaten bilgileriniz otomatik olarak sistem üzerinden karşınıza geliyor. İleri tuşuna basarak DGS başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada dikkat etmesi gereken sadece bir grup öğrencimiz yer alıyor. O da birden fazla ön lisans mezuniyeti bulunan öğrencilerimizi oluşturuyor arkadaşlar. Mesela siz hem Adalet Ön Lisans Programı mezunusunuz hem de mesela 2 yıllık bir inşaat teknikerliği bölümü mezunusunuz. Bu yıl sınava girdiğinizde hangi bölümü tercih edecekseniz o ön lisans programını başvuru esnasında seçmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani siz bu yıl Adalet'ten Hukuk bölümüne mi geçeceksiniz ya da İnşaat Teknikerliği bölümünden İnşaat Mühendisliği, Mimarlık gibi programlara mı geçeceksiniz? Bu kararı daha önce verdiğiniz için bu seçimi bu noktada gerçekleştirdikten sonra başvurunuzu tamamlamanız gerekiyor. Başvuruyu tamamladıktan sonra sistem sizden ödemeniz gereken bir ücret karşınıza çıkaracak sevgili arkadaşlar. Bu ücreti ödedikten sonra DGS başvurularınız tamamlanmış olacaktır. Devlet işidir, her zaman elinizde resmi bir belge bulunsun. Başvurunuzu yaptınız, ücreti ödediniz. Orada bir ön izleme sayfası karşınıza gelecek. O ön izleme sayfasında çıktısını alın, elinizde bulunsun sevgili arkadaşlar. Başvuruda zorlanacağınız bir durum karşınıza gelmeyecektir. Şimdi geçelim DGS'nin başvuru tarihinde açıklanan DGS kontenjanlarına değinelim. Açıkçası her yıl karşımıza gelen bir durum var. DGS sisteminden anlamayan kişiler genelde öğrencilerimizi bir panik havasına sokmak amacıyla mı yapıyor? Hangi amaçla yaptığını ben pek de bilincinde değilim ama DGS sürecinde bazı yanlış açıklamalar yapılıyor sevgili arkadaşlar. DGS'de ilk etapta başvuru döneminde bir kontenjan listesi açıklanıyor. Bir de tercih döneminde bir kontenjan listesi karşımıza geliyor sevgili arkadaşlar. Ve başvuru dönemiyle tercih dönemi arasında açıklanan bu iki farklı kontenjan tablosunda değişiklikler meydana gelebiliyor. İlerleyen günlerde muhtemelen karşınıza çıkabilecek DGS kontenjanları şöyle azalmış ya da DGS kontenjanları bu kadar artmış noktasında karşınıza gelecek haberlere itibar etmeyin sevgili arkadaşlar. Çünkü burada karşımıza şöyle durumlar geliyor. DGS başvuru kılavuzunda mesela bir X üniversitesini düşünün. İnşaat mühendisi için mesela 3 kişilik kontenjan açtığını düşünün bu üniversitenin. Tercih dönemi geldiğinde, tercih kılavuzu açıklandığında bu 3 kişilik kontenjan üniversite diyor ki ben vazgeçtim, 1 kişilik kontenjan açacağım. Kontenjanlarını düşürdüğü bir durumla karşımıza gelebiliyor. Ya da diyor ki ben başvuru kılavuzunda 3 kişilik kontenjan bildirmiştim. Tercih döneminde 5'e çıkarıyorum. Yani kontenjanlarımı arttırıyorum. Böyle bir açıklama da yapabiliyor. Ya da diyor ki ben başvuru döneminde 3 kişilik bir kontenjan bildirmiştim ama ben vazgeçtim, öğrenci almıyorum üniversiteme. Kontenjanlarını tamamen kapatabiliyor. Ve bu durum neredeyse bütün üniversiteler tarafından yapılıyor. Buradaki değişimde de bir ortalama veri sizlere vermek gerekirse hemen hemen her bölümde 50 kişilik, 60 kişilik artan ya da azalan kontenjan durumları karşımıza gelmektedir. O yüzden tekrar ediyorum, başvuru dönemlerinde görmüş olduğunuz kontenjanlar sizler için belirleyici olmayacaktır. Burada bir kontenjan artması durumu ya da azalması durumu gördüğünüzde ne üzülün ne de sevinin sevgili arkadaşlar. DGS başvurularının başlaması artık DGS'ye çok kısa bir zaman diliminin kaldığının tescillendiği gün oluyor. Bu yüzden lütfen özellikle sıcaklaşan havalarla birlikte ders çalışma süreçlerini rafa kaldırmak yerine ders çalışmaya daha sıkı sarılmaya gayret edelim. Sıradaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.